Herkese merhaba, Can'la birlikte. Yine yeni bir videoda birlikteyiz. Abi konu çok büyük. <laughs> Mac mi Windows mu? Tartışma konusu bu. Çünkü biliyorsun güvenlik dendiğinde hep Macçiler şunu söylerler, virüs mü o da ne? Tabii. Ama Windows'da kendi güvenlik duvarından tut, antivirüs yazılımı geliştiricilerin envai çeşit yazılımına kadar her şey evet. var. Abi şimdi şöyle bir şey var. Sen Elite Hacker olmanın önemli kuralını biliyor musun? <laughs> Hayır abi hiç bilmiyorum. Abi bir Mac sahibi olmak... Starbucks'ta oturmak, kahveni içerken, frappuccino, mokuccino, kokuccino'nu içerken böyle... O zaman ben elit bir hacker'ım. Tabii hakerim. ya sen manyak mısın? En kralısın yani. <laughs> en elit hacker. hacker başka hiçbir şey gerek yok. Sadece bir mekin olacak. Tamam mı? Bir de kahveni içeceksin Starbucks'ta. Tamam büyük hacker'sın abi artık. Bir de çok hızlı yazman gerekmiyor mu? <laughs> ya onu hallediyoruz ya. Hackertyper.com falan var ya. Oradan çözüyoruz. Ha, <laughs> ha, tamam. <gülüyor> <Direkt> <gülüyor> çıkır da, çıkır çıkır sesiyle beraber. Çıkır, çıkır 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 akıyor bir şeyler. Tamam işte süper hacker oluyorsun ondan sonra. Can şimdi abi yani işletim sistemi güvenliği kısmında Heh. hangisi daha güvenli kelimesi yani sorusu sorulduğunda evet. direkt şu ya da bu demek mümkün değil mi? abi. Şimdi şöyle bir şey var elma ile armut mevzusuna geliyoruz tamam mı? bunlar birbirleriyle karıştırılmaması lazım. Şimdi ben mesela bir MacBookçu veya işte atıyorum bir Mac kullanıcısı veya Mac severi işletim sistemi ve donanım anlamında pek taraftarı olan bir adam değilim ancak İyi de öldür hakkını yeme demişler değil mi? Sen abi alıyorsan bir tane Mac uygulaması içerisinde o işletim sistemi içerisinde bir şey kullanıyorsan kullanım yaygınlığı önemli olan. Eğer senin Linux'ta kullansan bugün, işte efendime söyleyeyim Mac'te kullansan kullanım yaygınlığıyla karşılaştırdığın zaman buraya dönük olan saldırıların miktarı azalıyor eğer kullanım yaygınlığı azsa. Eğer kullanım yaygınlığın fazlaysa o zaman e, daha da artıyor. Abi düz mantık düşün. Senin elinde bir tane açık var zararlı yazılım var tamam mı? Senin amacın birim zamanda T anında olabilecek en fazla kişiye bunu bulaştırmak ve bir şekilde bu insanlardan kendine maddi manevi neyse vesaire bir gelir elde etmek. Sen şimdi bir suçlusun siber suçlusun tamam mı? Abi sen bu yazılımı Mac'e göre mi yazarsın Linux'a göre mi yazarsın yoksa Windows'a göre mi yazarsın? Kendin cevabını ver. E tabi elimde ise ilk önce Windows'a yazarım. Şimdi bu bir. İkincisi abi şöyle bak Kullanımı geçtim yapı itibariyle baktığın zaman evet bundan bir 10 sene önce konuşsaydık bu konuyu ben şunu kesinlikle söyleyebilirdim evet Windows işletim sistemi çok yaygın çok kullanılıyor çok fazla açık bulunuyor ancak bunun için işte bir takım e, şeyler var e, kullanımda sıkıntılar var o yüzden de bir Mac işletim sistemine sahip olmak sizi bir tık daha güvenli hale getirir diyebilirdim. Ancak bugün... E, Windows'unda Mac'e çok yaklaştığını söyleyebilirim. Bak mesela biz bu konuyu daha evvelden konuştuk. Ee, eğer biz telefonlardan bahsediyor olsak aynı şeyi söyleyemem. Bir Android yazılımı Android için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü OEM'lendiği zaman işin rengi değişiyor. Yazılımın yaması bilmem ne siz artı bir sürü bir şey var. Ama bir Windows'a baktığın zaman abi adam disk üzerinde TPM kullanıyor. Encryption'ı koyuyor diske. Ondan sonra Windows Defender'la e anti-malware yazılımı yani zararlı yazılım temizleme e şeyini şeyini işletim sistemin içine gömüyor. Ondan sonra kernel bazında da çok fazla güvenlik önlemleri var. Kafana göre yazamıyorsun. E, account ve identity and access management yani e, kişilerin kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi konusunda bu Türkçesini bilmiyorum. Conditional access deniyor işte. E, mesela belli bir yerde, belli bir zaman mesela enterprise ve enterprise organizasyona ait bir tane bilgisayarın varsa, sen mesela atıyorum şimdi Ataşehir'desin örnek veriyorum. Bir adam Ataşehir'deyse Parmak izi varsa ve işte atıyorum şu bölgenin içindeyse coğrafi olarak o bilgisayar o laptopu sadece orada açabiliyor. Bunu yapabiliyorsun mesela tamam mı Windows içerisinde. Baya bir şekilde aslında şartları belirlemeni şartlı sağlamışlar. Şartlı erişim Bölge bölge. bölge işte conditional access deniyor şartlı erişim Hı -hı. deniyordur herhalde Türkçe'de. Mesela böyle bir şey yapabiliyorsun bu eminim ki Mac'te de benzeri vardır ama hani bu, bu ciddi bir güvenlik mesela. Kimlik kullanıcı kimlik denetimi açısından müthiş bir güvenlik özelliği. Parola kullanmadan fido desteği falan geliyor Windows'un içerisinde. Yani bizim evde kullandığımız Windows'la organizasyonların şirketlerde kullandığı Windows arasında biraz baya bir fark var abi. Ama eve ev kullanıcısı için geldiğimiz zaman hani ben başım ağrımasın ağrısız başım azıcık aşım diyen bir adamsan eğer bugün halen daha Linux, MacOS... Microsoft kullanına göre daha güvenli diyebiliriz. Zaten güvenliğin temel bir güvenlik hissinin temellerinden bir tanesi nedir abi? Saldırı yüzeyinin küçültülmesi gerekir. Birinci adım budur tamam Sen ne kadar geniş bir alanda saldırıya uğramayıp daha küçük bir alanda saldırıya hazır hale getirir riski küçültürsen o zaman daha güvende olursun. E abi daha az zararlı yazılım var. Daha az e, kullanıcı tabanı var. O yüzden daha az saldırı oluyor dediğin zaman macOS kullanmak gerçekten bir noktada bir kullanıcının saldırı yüzeyini küçültürüp diskin azaltılması konusunda ciddi fark yaratıyor. Bunu söyleyebilirim abi. Abi şimdi şöyle bir şey var. İki işletim sisteminin de doğası gereği kurulum aşamalarından başlayacak olursak hı hı. eğer Apple birazcık daha güvenliği arttırmak adına kullanıcı eğer bir Apple hesabına sahip değilse, eğer PIN belirle belirlemediyse, dizüstü bilgisayarın kurulumunu bitirmiyor. Evet. İlla sana bir Apple adresi açtırtıyor, illa bir PIN belirlemeni istiyor. Windows'da ise ileri ileri bunları atla, şunu da atla, pini de atla girişi de atla dediğinde bir Windows kurulumu yapıp bu şekilde Windows'u kullanmaya da devam edebiliyorsun. Hı -hı. Belli şeyleri sınırlandırdım diyor ama son kullanıcı açısından baktığında sınırlandırdığı şeyler hayatın boyunca kullanmasan da farkına varmayacağın şeyler aslında çoğu bakımdan. Bu konuda ne düşünüyorsun daha ilk kurulum aşamasında? Abi şimdi şöyle bir şey var. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Ee, kullanıcı deneyimi diye bir kavram var UX denen tamam mı? Sen kaç yıldır Windows kullanıyorsun abi. Bana bir söyle. Rahat yani ol bizim bu umur ben... herkes biliyor. Yapıştır baba. Ya şöyle de... hani düşünüyorum ortaokul yıllarımdan beri kullanıyorsam 30 yılı buldu belki de. Daha bile fazla. Ben Windows 3.1'den beri kullanıyorum abi düşün tamam mı? Windows 95 kurduk. işte 98 yılında kullandık. Ondan sonra bu berbat ötesi e, neydi o iğrenç bir de Vista'yı Vista'yı kullandık. Ondan sonra Windows 2000'le hayatımız değişti. Ondan sonra Vista geldi. Ondan evet. sonra şeyi gördük e, XP'yi gördük, bilmem ne yaptık. Sorum şu. Sen bir önceki Windows 10 değil de Windows 8 kullanıyorsun ya da örnek veriyorum. bir önceki sürüm Windows'u kullanıyorsun. Ve Windows 10'a geçmek istedin. Sana dedi ki baba pin yapmazsan, şunu yapmazsan, bunu yapmazsan, account açmazsan ben sana eriştirmiyorum. Abi bir önceki sürüm Windows'unda buna erişebiliyordun değil mi? Bir önceki versiyonunda. Evet doğru. Ne yaparsın abi? Ya yemişim Windows 10'unu dersin. Dönersin bir eski versiyona. Windows 7'ye geçersin. Ya, Elde seçenek var çünkü. Var çünkü tamam mı? Doğru. Geçersin Windows 7. E baba bitti. Golü yedin. Windows güncellemelerin gitti, güvenlik gitti, ayvayı yedin şimdi düşünebiliyor musun? Yeni versiyonun evet. kullanımında eğer kullanıcı alışkanlıklarını bertaraf ederse bir şirket, o zaman kullanıcı onların yeni getirdiği yenilikleri deneyip kendini onlar için düşünülen güvenlik önlemlerini kullanmak yerine kendi bildiklerini yapacaklar. E kendi bildiğini okuyan kullanıcı en tehlikeli kullanıcı abi. Ben Microsoft'tan daha iyi biliyorum bu işi, çekilin oğlum falan dedim mi? Ha, hacker da diyor ki canım benim oh Windows'tan daha iyi bilen adam çıktı karşıma oh mis diyor tamam Bu durum bu. Daha en başta bunu planlamak Aynen lazım abi kullanıcı deneyimi denen bambaşka bir konu var. Aynı şekilde aynı soruya aslında aynı cevabı veriyoruz. Bir macOS kullanıcısı bir önceki sürümde de şunu biliyor. Abi Apple benim için gerekli tüm ince düşünmesi gereken her şeyi güvenliğim için düşünmüştür. Bunu soruyorsa vardır bir bildiği. Bak burada bir kullanıcı kültürü farkı var. Bir tanesi evet. abi Muharrem abi bizim tamam mı? Şurada bilgisayarda işte iki muhasebe programı çalıştırıyor. Şöyle parmaklarıyla böyle 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 yazıyor. Tamam mı? Diğeri frappuccino, mokaccino, cococino su içen Starbucks'ta takılan cool abi tamam mı? Şimdi iki kültür arasında ciddi farklar. İkisi de bizden. İkisi de bizim insanımız. Ama birinin kullanım şekli başka, diğerinin kullanım şekli başka. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. O yüzden evet. abi sen bütün pazarı hesaplaman lazım. Herkes için tüm kullanıcı deneyimini hesaplaman gerekiyor. Bu konuda ben yadırgamıyorum Microsoft'u. Bunu düşünemedikleri veya yapamadıkları için değil, bir noktada mecbur kaldıkları için yaptıklarını düşünüyorum abi. Peki son soruyu soruyorum abi. Bombayı ortaya bırakıyorum şimdi. Linux var. Yani şu anda ne yapıyor? Ne yapıyor? Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Kaynak kodlarına erişebiliyorsun hı hı. ve denetleyebiliyorsun istersen ya da kendin baştan yazıp derleyebiliyorsun. Evet. Böyle özelliklere sahip. Son kullanıcı açısından baktığında kodların her yerde olması belli açıkların bazıları tarafından daha rahat belirlenip kimseyle paylaşılmaması anlamına gelebilir mi? Yani bir yandan güvenli yapıyor. Bir yandan da ya ben bundaki açığı gördüm. Söyleyip söylemedim abi. Gelişimine katkı sağlamadım. Kendim kullanacağım diyebilir miyim? Abi bu argüman çok doğru bir argüman bir defa her şeyden önce. Ama günümüzün e, kullanım yapılarını çok çok yansıtmıyor. Şunu, Şunun için müsaadene sığınarak şunu söyleyeceğim. Abi Satya Nadella öncesi Microsoft ve Satya Nadella sonrası Microsoft diye iki tane ciddi kavram var. Tamam mı? Satya evet. Nadella öncesindeki Microsoft'ta dediğin argüman bu Steve Ballmer'ların falan o ye yeah, diye çıkıp böyle anlattığı falan dönemleri hatırlıyor musun? Orası için mükemmel evet. bir argümandı bu. Linux'a böyle beline beline baltayla vurdukları şeylerden bir tanesiydi bu ve haklılardı. Çünkü o zamanlarda Linux böyle bugünkü gibi değildi. Bugünse bugünse abi cloud dediğin kavram yani sen bir buluta geçtiğin andaki kavram bir web sunucusu dediğin andaki kavram vesaire internetin yapı taşı Linux üzerinden dönüyor. Bu gerçeği kabul etti Microsoft. Ondan sonra entegre etmeye başladı. Çok güzel bir şey yaptılar. Windows Subsystem for Linux diye bir tane bir şey var abi. Windows'un altında Linux çekirdeği çalıştırabiliyorsun. Bu mükemmel bir şey. Tamam Ubuntu'yu çalıştırıyorsun. Takır takır ne işin varsa görüyorsun. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor böyle. Rahat rahat takılıyorsun. E abi şimdi senin iki dünyaya da birinden diğerine feragat etmeden oynayabildiğin bir güzelliğe getirdiler. Ki bu... MacOS'un Windows karşısındaki en büyük artısıydı abi. 5'i açıp ondan sonra MacOS kullanırken takır takır 5 üzerinden script betik yazıp istediğin gibi kullanabilme yeteneğin vardı. Ve istediğin açık kaynaklı kodlu bir kodu sen rahatlıkla MacOS'a portlayabiliyordun. Böyle inanılmaz bir yani lebi derya bir şey açılmıştı önünde. Ondan sonra Microsoft bunun karşısında çok ciddi kan kaybediyordu. Zaten o yüzden o elit hackerlar bilmem neler hep macOS macOSçu oldu. Ama bugün sen Linux 5'ini Windows'un altında takır takır işine geldiğinde kadarından fazlasına hatta kullanabilir hale geldim baba yani eskisi gibi değil artık mevzu o yüzden hani ne kadarı açık bir de çok ciddi şirketler büyüdü işte Canonical çıktı Ubuntu'yu yaptı işte ee, Offensive Security Kali'yi yapıyor bunlar artık Windows'un App Store'unda satılıyor bedava olarak görüp install edebildiğin uygulamalar tamam mı? Yani burada 70 bin tane denetimden geçiyor bu kararlı sürüm bilmem ne sürümü zartı zurtu bir sürü deneme yapılıyor. Ondan sonra geliyor illaki vardır illaki çıkar açık ama bir bugün bir Windows'da açık bulunmuyor mu abi? Bununla beraber çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ee, senin %100 haberin vardır da izleyiciler için söyleyeyim. Evvelki seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Microsoft kaçtı 100 mü 200 mü 1000 tane mi hatırlamıyorum böyle lebi derya bir ee, kütüphanesini patent kütüphanesini açtı herkese açtı abi evet. yani bu da Satya Nadella'nın manyak bir etkisi yani adam dedi ki kardeş buyur tamam operating sistem hala şey olan yerleri var ama senin çağırdığın kütüphanelerin %90'ını adamlar bedavaya açtılar open source ettiler bir yanda yani bu, bu hareketler falan çok güzel hareketler abi bence yani zaten adamlar servis satışı üstünden gelebilecek aynen. hani potansiyel kazancı gördükten sonra biz artık her yerde olalım kapalı bir yapı değil de gerekirse PlayStation oyun yapımı, Aynen. gerekirse Apple'a ofisin en iyisini vereyim aynen. yeter ki her yerde bu oyun tarzında aynen. bir yaklaşım sergiliyorlar doğru haklısın ama burada sohbeti özetlemek gerekirse eğer herhalde bir ev kullanıcısı için sade bir vatandaş için şu anda hala da evet. Macos işletim evet. sistemli bir bilgisayarın daha az satıldığı ve daha az kişi tarafından kullanıldığı için ataklara daha az maruz kalacağını söyleyebiliriz. Evet ataklara hiç maruz kalmayacak değil, daha az maruz kalacağını evet. söyleyebiliriz. Windows'lu bir bilgisayara göre ama Windows'da Windows 10'la beraber oldukça toparladı ve güvenli bir hale Aynen. geldi. Son soru ise Mac kullanıcıları sence bir antivirüs yazılımı, anti malware yazılımı kurmaları gerekiyor mu? Pek tercih edilmiyor Mac'te çünkü. Abi bu yine kullanıcı deneyimine bağlı. Adam gereksiz hiçbir linki tıklamaz arkadaşlarına bile güvenmez. İşte efendime söyleyeyim hayatı daha sakin, daha dikkatli yaşar. Gerek yok. Ama yani girdiğin bir web sitesinde ee, bu sayfa yüklenirken yüklenebilen ataklar, işte efendime söyleyeyim cross site scripting'ler, işte efendime söyleyeyim başka bir takım ataklar falan söz konusu olduğu için yani adamın sadece dosya kabul etme, linke tıklama bilmem neden ziyade girdiği web sitesine falan da dikkat etmesi gerekiyor. Yani evet, o o o yüzden hani e, aman ben bir driver indireceğim deyip ondan sonra haşır blackboard cache on the table olmasın yani. O driverların biliyorsun nelerce geçen hafta neler çıktığını the driver e, mevcüsundan. Evet. O yüzden hani BIOS driver indireceğim diye BIOS'u tepside sunmasınlar millete. Öyle şeyler de var. O yüzden dikkatli kullanıcı için halen daha gerek olmadığını düşünüyorum ama şunu söyleyemem. Asla da ben bunu zaten hiçbir zaman da söylemedim. Abi antivirüs veya anti malware yazılımı kurmayın. Hayat size güzel. Eğer iş kendinize güveniyorsanız yapmayın bilmem ne. Bu lafı demem abi ben. Ben kendim bile kullanıyorsam tamam mı? 30 yılımı gömdüm bu mesleğe. Ben kullanıyorsam herkesin gözünden kaçar abi bir şey. İlla kaçar yani. Kendine bu kadar Herkesiniz güvenmenin abi. alemi yok yani. Çok teşekkürler Can. Ağzına abi. sağlık. Yine izleyenler için bilgi dolu bir program olduğunu inanıyorum. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Can cevaplamıyor genelde ama evet. ben cevaplayacağım söz. <laughs> ben de. Abi valla kusura bakmayın. Ee, ama önemli bir şey olursa Mesut mutlaka beni haraslıyor. Rahat olun yani. Abi şunu anlatalım evet, anlatalım evet. diye. Ben soruyorum <gülüyor> ona <gülüyor> o şekilde cevap veriyorum. Can'ın kendi YouTube kanalı var. Twitch yayınları evet. var. Onu orada da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında linklerini bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.